Allah'ın rahmeti. Kimi kandırıyorsun sen be? Bir de bu gibi zengin adamların köşküne, yalısına gidip de orada onun efendim çıktığı, alnını secdeye koymadan vefat ettiği köşkünde, apartmanında mevlid okuyan, hatim okuyan hafızlar yok mu? Onlara sonsuz derece gadaplanıyorum ya. Çok çirkin bir şey bu. İstismar bu. İslam'ı istismardır bu. Bakıyorsunuz şimdi mevlidçi, mevlid han efendi. Bakıyorsunuz toplanıyor köşkte, alnı secdeye gelmeden ölen bu herifin mevlidi okunuyor, hatim okunuyor. Şimdi sıra geldi adamı cennete postalamaya. Efendim ya Rabbi bu mübarek kulunu cennetlik eyle. Dua ediyor hain. Neresi cennetlik bu adamı ya? Cehenneme odun bile olamaz bu adam. İstismar, İslam'ı kötüye kullanıyor bu adamlar. Ya Rabbi işte muazzam iş adamı iken insanlığa hizmet eden bu muazzez ve mübarek kulunu cenneti en yüksek makamına vefeyle ya Rabbi. Bu ne biçim dua bu? Allah'la alay mı ediyorsun sen? Allah kimden razı olacağını ifade etmiş. Zekatını vermeyen zenginden vallahi Allah razı değildir. لَنْ تَنَالُ الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِكُوا مِمَّا تُحِبُّونَ Çok sevdiğiniz malınızdan, mülkünüzden Allah'ın emrettiği şeyleri vermedikçe, namaz kılmadıkça, zekat vermedikçe sizi cennete sokmam diyor Allah-u Teala. Sen ne biçim sokuyorsun cennete? Kimsin sen? Senin ne hakkın var bu istismarı yapmaya? Mevlidçi, ne hakkın var? Bunlar istismardır. İslam'ı istismar, Allah rızasını istismardır. Layık olmadığı insanlara zengin efendim, göbekli, enseli, şişkin, pişkin bir adam geçmiş gitmiş. Ne haykırıyorsun be? Cennete sokmaya mecbur musun bu adamı? Bunu söyleyince vay efendim Timurtaş hoca şöyle söyledi. Başıma bela oluyor adam benim ya. Gerçeği söylüyorum ben. Eğer bunu anlamıyorsan, itiraz ediyorsan gel konuşalım kardeşim yani. Söylemeyeyim ben gerçekleri ya. İslam'ı niye ayak altına alıyorsun sen? 3 kuruş para alacaksın diye o zenginden, 5 kuruş para alacaksın diye niye İslam'ı istismar ediyorsun sen? Menfaat kapacaksın diye, makam, mevki, şöhret elde edeceksin diye niye bu alnı secdeye gelmeyen adamı cennete postalıyorsun? Utanmıyor musun kardeşim? Ne Müslümanlığı bunlar? Üzülüyorum, vallahi üzülüyorum. Bazen moralim bozuluyor, çöküyorum yani. İslam namına çok üzülüyorum. Bunlar İslam değil. Bunlar İslam'ın işi değil bunlar. Bırakın bu yolu, başka bir kazanç yolu seçin kendinize kardeşim. Başka bir kazanç, başka bir şöhret yolu seçin. Şantöz olun, dansöz olun ya. Gidin dans edin, bu işi bırakın bu yolu. İslam bunu kabul etmez. Gidin sahnelere şarkı söyleyin kardeşim. İslam'ı istismar etmeyin, camiyi, cemaati kötüye kullanmayın. Vallahi ızdırap çekiyorum yani. Çok büyük ızdırap çekiyorum. Ruhen, fikren, vicdanen küçülüyorum bu hadise karşısında ya. Cenab-ı Hak ümmeti Muhammed'e insaf versin inşallah. İzan, şuur nasip etsin de uyanalım inşallah Teala.